ne taraftan olursanız olun namazı buraya dönerek bak yapıyorsunuz. Oradaki bu tarafa dönüyor. Buradaki bu tarafa, oradaki bu tarafa ama hep ortamızda Kabe. Burada tek yön olmayan yer Kabe'nin. Evet. Orada olmuyor. Dört taraftan da Kabe'ye dönülüyor. Burada namaz kıldıktan sonra doyasıya zemzem içiyoruz. Kana kana. Zemzem de ki İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer annemizi İsmail'le bebekken bırakması Mekke'ye, orada anlatacağım. Oradan çıkan bir su. Kabe'nin hemen yaklaşık şöyle 20-30 metre köşesinde Hacer-i Esved hizasında kuyusu var. Şu anda kapatılmış, üstü görünmüyor ama taşı belli. Eskiden açıkta iniyorduk. Şu anda inilmiyor altına. Aslında anlatırsanız çok mutlu oluruz hocam. Yani Kabe diyelim. Evet, Kabe'nin duvarından Hacer-i Esved, 3 adım neredeyse. Hacer-i Esved köşesinden 3 adım değil, 30 metre kadar. Ha bayağı zaman. 30 hay metre hay kadar hay mesafeye gidin. Orada bir taşın zaten orada Zemzem kuyusunun taşı mermeri işaretlidir. Görebilir sacılar. Onun altı Zemzem kuyusudur. Zemzem Kabe'nin altında ve Mekke'nin altında büyük bir sudur. Milyonlarca insan aynı anda abdest alır, harcar, içer, hiç azalmaz. Allah'ın yüzyıllardır işi. Bitmez. Çok faydalı bir sudur. Antiseptiktir, koruyucudur, tedavi edicidir, besleyicidir, şifalıdır, ilaçtır Zemzem. Ve mayalayıcı özelliği de var. O kadar şifalı bir su. Orada hacılar abdest alır, içerler kana kana. O sudan içilir. Şimdi onların tabi Zemzem bidonları var, Zemzem çeşmeleri var. Onlardan şimdi onu soracağım hocam soğuğu size. Var, ılığı var. Her oranda İsteyen içebilir. İsteyen içebilir. İstediğiniz kadar. Peki hocam şöyle bir şey duyuyoruz. Bu çok kafamı karıştırıyor. Zemzem suyunu Arabistan hükümeti dışarıya çıkartmıyor. Siz o suları, ya böyle bir şey okudum doğru mu? Siz en iyi siz bilirsiniz. Bu suları siz götürürken birinci duyduğum şey Zemzem parayla satılmaz. Ama üzerindeki o şişe, pet şişeden para alınıyor sadece bir. İkincisi de sizin buraya Zemzem diye getirdiğiniz sular yolda boşaltılıyor. Çünkü Zemzem'i dışarıya çıkartmıyorlar, izin vermiyorlar. Dökülüyor tekrar normal su dolduruluyor, öyle gönderiliyor. Böyle bir Hayır, şey hiç var öyle mı bir şey hocam? Hacca yazılan ve umreye giden her insana Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı eskiden 20 kiloydu, 20 litreydi. Şimdi ama belli bir oranı 10 var. Litre vermek zorunda. Öyle mi? Tabii. 10 litre siz havaalanından çıkarken paket halinde hazır gelir size. Onlar ayrı bir bagaja veriliyor. Havaalanında da efendim banttan zemzeminizi alırsınız. Verilmez, yurt dışına çıkılmaz diye bir şey yok. Satışı doğru değil, vakıftır çünkü zemzem. Ticareti yapılmaz. Dolayısıyla herkesin hakkı var. Zemzem geliyor ama burada hile yapıyor, yapmıyor, katıyor, katmıyor. Burada satanlara dikkat etmek lazım. Zemzem veriliyor. O zemzemi de Kabe'ye bakarak böyle ayakta Allahümme inni es'elüke ilmen nafian ve rizkan vasian ve şifaen min külli daim ve sakam. Allah'ım senden faydalı ilim, bol helal rızık istiyorum. Her türlü gamdan, kederden, hastalıktan şifa diliyorum ya Rabbi diyerek Kabe'ye bakarak içiyoruz zemzemi. Yani tavaftan sonra bir istirahat oluşuyor. Ter atmışsınız zaten, yorulmuşsunuz. Onunla birlikte, namazla birlikte zemzem istirahat ediyorsunuz. Hocam bırakmayın lütfen, hazır su elinizdeyken. Peygamberimiz suyu nasıl içerdi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam suyu içerken besmele çekerdi. Bismillah derdi. Suyu 3 yudumda içiniz. Her efendim arada nefes verirken tası bardağı kendinizden uzak tutunuz. Suyu içerken tıpkı deve nasıl ağzıyla süzüyorsa lakır lakır içmeyin. Süzerek için diyor. Dudaklarınızla süzerek, emerek için. Bütün hücrelere kadar su sirayet etsin ve mideye şap diye oturmasın. Lakır lakır içilmez böyle lıkır lıkır hani. 3 yudumda içiyor. Sonunda da hamd ediyor. Çok da güzel bir duası var. Söyler misiniz hocam bize? Elhamdülillahillezî cealel mâe azben furâten ve lem yecalhu milhan ucaca. Suyu tatlı ve leziz yapan, onu acı ve tuzlu yapmayan Allah'a hamdolsun diyor. Suya bile aslında her şeye şükretmek evet, gerekiyor. Evet, her şeye şükrediyor. Böyle dua ediyor. Fırat'ın, Fırat Nehri var ya, Arapçadan tatlı su olduğunu ben bu hadisten öğrenmiştim. Fırat demek tatlı su demekmiş. Azben Fıraten. Azb de tatlı demek. Fırat çok leziz su demek.
Allah'a hamdolsun ki su içiliyor, ne güzel. Tuzlu olsaydı, acı olsaydı içemezdik. Peki bu hocam. zemzem de bir mucizedir. Peygamber Efendimiz, ben sandalyeden şikayet ettim diye onu da oraya aldınız herhalde. Hayır hocam, sizi daha iyi görmek için aldım. Evet. Buyurun, siz nasıl hani, rahat edeceksiniz lütfen. Varlığından şikayetçiyiz ama yokluğunu aratmasın deyip, ama şimdi bunu da önünüzden almam lazım sizi daha iyi görmek için. Müsaadenizle. Hocam, bu sorduğumuz soruyu pek çok kişi bekliyordur. Neydi o soru? Tekrar bir söyle lütfen. Tabii.